Meltem hadi ver telefonumu, çıkacağım. Tamam. Basit bir şey yapsaydın böyle 22-11 falan gibi. Beni istemeye geldiğin gibi. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii canım. Bak açarım şimdi. Hı. Ve utanırsın. Tamam. Sen o telefona şifresini gir, aç. Ben utanmaya razıyım. Bak utanırsın. Ciddi söylüyorum yani hakikaten utandırmak istemiyorum seni. Hani böyle bir şeyi duymamış kabul ediyorum. Ben utanmak istiyorum. Hadi. Utanırsın. Hadi uzatma. Utanırsın. Bekliyorum. Ne oldu? Ya bilmiyorum. Telefona bir şey oldu. Kapandı. Tabii normal yani telefon da dayanamadı artık böyle bir şey ve küstü. Hadi söylesene şu şifreyi. Benimle uzun bir süre konuşmalı. Ya Meltem hakikaten bak çocuk gibi davranıyorsun ha. Yani tamam böyle bir anda aklımdan çıkmış olabilir ama bak evlilik gününü hatırlıyorum, doğum gününü hatırlıyorum yani. Unuttun işte bak gördün mü unuttun demek ki senin için önemli değil beni istediğin gün. Ayrıca evlilik yıl dönümünde, doğum günümünde tabii ki hatırlayacaksın. Onu herkes hatırlıyor. Bir zahmet sen de hatırla. İsteme gününü kim hatırlar? Öyle konuşma, konuştukça batıyorsun. Ya isteme günü ne ya? Ya hadi abi, işim gücüm var. Açayım şunu. Hadi söyle. Söylemeyeceğim onu. Hatırla. Ya bir sürü görüşmem gereken yer var. Meltem gözünü seveyim. Saçmalama ya. Tamam. O zaman hafızanı zor ve beni istediğin günü hatırla Lütfen. Meltem'i istemeye gittiğim günü hatırlamam lazım. Ve hatırlayamıyorum. Telefonun şifresini de o gün yaptı. Şimdi hatırlayamadığım için telefonu açamıyorum. Abi, o çok zor bir şey. Biz nereden bulalım onu ya? Yani açıkçası ben profesyonel bir stalker olarak o günü bulabilirim sizin için. Güzel. Hemen buluyorsun. Ama olmaz. Bulamam. Çünkü Meltem ablanın kesin talimatı var. Kırmızı başlıklı kız. Beni delirtme. Hemen bulmamız lazım. Ya abi insan istemeye gittiği günü unutur mu ya? Onu unutur tabii. Asıl soru şu. Kim hatırlar ki? Haluk Bey hatırlayabildi mi acaba? Hatırlayamamış. İrem'den alıyorum haberleri. Eyvah çok sinirli gelir o zaman. Ben mutfağa kaçayım hemen. Ay, hiç korkmana gerek yok. Benim amacım uzatmak değil. Gelince söyleyeceğim ben zaten şifreyi. Ay yazık tabii ya. Söyleyin. Senin yüzünden iki saat şirketten çıkamadım. Sen de merhaba Ali. Saadettin abi böyle şirketten aradı. Bir de kapatmak bilmedi bir türlü. Neden cep telefonundan konuşmadın Elif'ciğim? Ya bütün günüm bu saçma şeyle uğraşmakla geçti. Bu saçma dediğin şey bizim isteme günümüz. Hayatımızdaki önemli bir gün. Amacım gününü zehir etmek değildi. Sadece bu günü hatırlamaya çalışarak biraz böyle çabalaman ve günün anlam kazanmasıydı. Senin bu yaptığını ergen kızlar yapar. Üslubun yüzünden vazgeçtim, söylemeyeceğim. Aslında sana şifreyi söyleyecektim, vazgeçtim. Benimle böyle konuşmamayı öğreneceksin hadi. Ya gözünü seveyim hadi, işim gücüm var benim ya. Hadi söyle şunu. Söylemeyeceğim. Sen Meltem'i biraz kızdırmışsın galiba. Ben ne kızdıracağım onu? Asıl kızması gereken kişi benim. Bütün gün telefonumu açamadım. Vah vah, çok üzüldüm. Yani başta ben de üzülmüştüm ama sonra olayı öğrenince yani sana müstahak yani. Böyle bir şey sen nasıl unutursun abi? Ayıp ya. Evet damat. Bu nasıl bir şey ya? Yani bu yaptığın yenilir yutulur bir şey değil ya. Sen benim biricik kızımı benden istemeye geldiğin günü nasıl unutursun? Evet damarım. Bakıyorum birliklerini üzerime saldırtıyorsun. Hiç öyle bir şey yapmıyorum. Hiç öyle bir şey yapmıyorum. Herkesin kendi özgür fikri. Annemi çok mu seviyorsun baba? Evet çok seviyorum. Peki o sana neden kırıldı? Anneni istemeye gittiğimiz günün tarihini unuttum. Önemli bir gün mü o? Evli insanlar için önemli. O gün böyle evlenmek istediğin kızın ailesinden izin istemeye gidersin. He. Peki o gün hiç fotoğraf çektirmediniz mi? Çektirmez olur muyuz? Albüm fotoğraftı. Belki annem fotoğrafın arkasına tarih yazmıştır. Ana. Bak bu benim aklıma gelmedi. Doğru söylüyorsun. Yazmış.
kızım benim. E tabii, anasına çekmiş. Ne oluyor bakayım burada? Siz bensiz mi sarılıyorsunuz? Annem geldi. Evet, anne geldi. Gel de bana sarıl o zaman. Ben kıskanırım. Telefonu açtım. Gördüm. İyi ki Zeynep var. Evet, iyi ki. Kolu kızım.